Emlak Gündem'den hepinize merhaba. Bu haftaki bölümümüzde emlak ve yatırım danışmanı Güneş Erküç ile birlikte konuğumuz Osman Güngör. Osman Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. ATSO 20. Komite Üyesi, Yörsiyat Başkan Yardımcısı, TİMFET Yönetim Kurulu Üyesi, Antimder 7. Dönem Başkanı olduğunuzu biliyoruz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tekrar merhabalar, hoş bulduk. Osman Güngör, 1977 Manavgat doğumluyum. Antalyalıyım, İbradık ilçesi Ürünlüköy'ündenim. 1998 yılında makine mühendisi olarak üniversiteyi tamamladıktan sonra 2 yıl inşaat sektörü dışında farklı sektörlerde çalıştım. 2000'de asker dönüşünde de inşaat sektörüne adım attım. Osman Bey, birazdan sizi daha detaylı olarak tanıyacağız ama şimdi Güneş Bey'e dönmek istiyorum. Güneş Bey, bu hafta emlak sektöründe neler oldu? Önce size sahibindenin verilerini vermek istiyorum. Türkiye genelinde 139 bin ilan girilmiş. Bunların 14 bini sahibinden, kalanı yine inşaat ve emlak firmalarına ait. Bunun dışında 7 bin adet de Antalya genelinde yeni ilan girilmiş. Sektörde neler oluyor? Bizi biraz bahsedin. Bu hafta ilginç bir hafta oluyor. Şunun için İlginç bir şekilde dövizde hareketlilik devam ediyor yukarı yönlü. Genelde biliyorsunuz dövizde hareketlilik yukarı yönlü olduğu zaman emlak sektöründe bir durağanlık olur. Çünkü inşaat maliyetleri de dövize bağlı olarak artar. O kadar ilginç bir dönemden geçiyoruz ki döviz yukarı yönlü hareketli, inşaat maliyetleri artıyor, faizlerde aman aman bir indirim yok. Ve fakat emlak sektöründe hareketlilik de artıyor bu süreçte. Talepler artıyor. Aslına bakarsanız yurt dışından gelen müşteri sayılarımız hala artmadı. Ve fakat yine Türkiye içinden çok ciddi bir talep var. Özellikle bu kapama sonrasında bunu yaşamaya başladık. İnsanlar yaşadıkları alanın önemini o 17 günde biraz daha anlamış oldular. Muhtemelen de kafalarında şöyle bir şey oldu. İşte cebimizde veya faizde para var. Bu parayı burada şekilde değerlendireceğimize gidelim. İşte böyle zamanlarda bunu biz anlıyoruz. Daha keyifli bir evimiz olsun veya işte kredibilitemiz var, faize takılıyoruz, buna takılmanın anlamı yok, daha güzel bir evde yaşayalım gibi bir düşünce içerisine girdiler muhtemelen ve şu an emlak sektörü de çok ciddi anlamda hareketlendi diyebiliriz. Osman Bey, makine mühendisi olarak Özgün Mühendislik adı altında çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Bize biraz Özgün Mühendislik'ten bahseder misiniz? Tabii ki. Ben sektöre ilk başlangıcımla ilgili bir detay vereyim. Ben 2000 yılında İsviçre firmasının bölge temsilcisi olarak sektöre, inşaat sektörüne atıldım. 4 yıl bu yerde çalıştıktan sonra 2004 yılında kendi şu an mevcuttaki şirketimin, kendi işimin temellerini attım. Ve o günden bu yana da yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteriyorum. Firmamız sadece Antalya'daki turizm endeksli yapıların inşaatları değil, Türkiye genelinde Erzurum'dan Edirne'ye kadar, hatta yurt dışında Maldivler'den Tayland'a, Kazakistan'dan Kuzey Irak'a kadar birçok ülkeye ihracat yapan bir firmayız. Aynı zamanda ithalat da yapıyoruz. Firmamız her geçen gün ürün portföyüne yeni ürünler, yeni markalar katarak ilerlemeye devam ediyor. Kısmen de uygulama yapıyoruz. Uygulama alanımız sadece teknik bir konu olan yağmur suyu drenaj sistemi, Geberit markasının Pluvia Sifonik Sistem dediğimiz bir uygulama kısmı var. Bununla ilgili kendi ekip ve ekipmanlarımızla yerinde uygulamalar yapıyoruz. İhracat yaptığınızdan bahsettiniz. Markalaşmanız hakkında size soracağım. Şimdi birkaç soru var. İlk olarak bu pandeminin etkilerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü temassız armatürlere yavaş yavaş geçiş yaptık. Sadece benzinliklerden değil, evlerimize de geldi. Bu konu hakkında neler çıktı? Bizi aydınlatabilir misiniz? Tabii ki. Elektronik dijitalleşme her sektörde etkisini gösterdiği gibi bizim sektörümüzde de zaten var olan ama son pandemi döneminde de etkisini daha çok gösterdi. Normalde genel kullanıma uygun olan işte otellerin genel mekanları ya da restoranların WC'lerinde bunlar bir nebze göz ardı edilirken pandeminin etkisiyle artık tamamen elektroniğe geçildi. Sabunluktan tutun da musluğuna kadar, kağıt havluluğundan tutun da gömme rezervuarına kadar artık elektronik tamamen hayatımıza girdi ve bu konuda var olan ürünler bir nebze daha öne çıktı. Bunlarda gelişmeler yaşandı, yeni ürünler çıktı ve firmalarda, otellerde, restoranlarda bu ürünlere geçiş yapmak zorunda kaldılar. Bu konuda kullanım anlamında da insanlar mekana girdiklerinde minimum temasla hijyenik bir ortamda tuvaletten ayrılıyorlar. O yüzden etkisi tabii ki görüldü. Pandemi sürecinde ben ATSO'da da 20. gruptayım. Üyelerimizle, belli üyelerimizle görüşüyoruz. Aynı zamanda geçen dönem Antalya Tesisat ve İnşaat Malzemeleri Derneği Başkanlığı
yaptığım için birçok üyemizle de hala ciddi irtibat halindeyim. Üyelerimizle görüştüğümüzde, istişare yaptığımızda pandemi sürecinde firmaların cirolarında aslında azalma değil, artış olduğuna yönelik veriler var. Yani firmalar aslında iş kaybı değil, bu dönemde insanların evde kaldığını, az önce Güneş Bey'in söylediği gibi konfor alanlarını daha iyi şartlarda yaşamak için bunlarda, buralarda düzenleme ve yenileme yapma ihtiyacı hissettiler. Ve bu anlamda da eskiden biz çok fazla toplu inşaatlar ve toplu işte otel inşaatları, konut inşaatlarıyla çalışırken bireyselde çok fazla müşterimiz olmaya başladı. Bireyselde çok fazla tadilat olmaya başladı. İnsanlar eve kapandığında kendileri bile boyasını, ne bileyim, yapması gereken tadilatı yapar hale geldiler. O açıdan da pandemi sürecinde bizim yapı malzemeleri sektöründe hareketlerimiz devam etti. Çok fazla da pandeminin etkisi bizlere yansımadı diyebilirim. Herhalde bundan sonraki süreçte de bu böyle olacak. Yani pandemi geçmişten gelen alışkanlıklarımızın değişmesini sağladı. İllaki bir gün bu pandemi sonlanacak ama bu alışkanlıklar herhalde bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Yani biz de bir restorana veya otele gittiğimiz zaman yine aynı şekilde temassız ürünler, armatürler vesaireler artık arar hale geldik diye düşünüyorum. Evet, doğru. Peki ne tarz teknolojik gelişmeler var? Bunun devamında mutlaka klozetlerde, armatürlerde, bataryalarda teknolojik gelişmeler oluyor. Özellikle Uzak Doğu'da çok fazla görüyoruz. Evet. Bunlar Türkiye'de uygulanıyor mu? Evet, uygulanıyor. Geçtiğimiz yıl, son 2 yılda bu konudaki ürünlerimiz, normalde ürünlerimiz vardı. Ürün portföyümüzde de genişleme oldu. Daha farklı, fazla ürün çıkmaya başladı. Ve son 2 yılda bu pandemi sürecinde satışlarımız bu konuda da arttı. Örneğin bir klozet taşında, normal klozet taşında hiçbir fonksiyon yokken banyoya girdiğinizde ortama loş bir ışık veren, klozetin kapağı kendi açılan, oturma yüzeyi ısınan, yıkama, kurutma, hava emişi yapan ve ortamdaki kokuyu alıp yok eden ve sonrasında da deşarj eden, hatta araç koltuk hafızası gibi 4 kişilik koltuk hafızasıyla kişinin kullanımını bu hafıza kaydedip o kişi geldiğinde de aynı su sıcaklığında, aynı hava, aynı basınç oranında kullanımını sağlayan ürünler çıktı. Burada işte gömme rezervuarda da yine fotoselli olarak vardı fakat elektronik farklı ürünler de çıktı. Renkli, elimizi göstermemizle farklı renk alıp çalışan ürünler çıktı. Bu teknoloji aynı zamanda bizim banyolarımızda girdi. Banyolarda da dokunmatik dijital ürünler çıkmaya başladı. Duş ortamlarında da bu ürünlerden önümüzdeki yıllarda daha fazla görmeye başlayacağız. Geri dönüşler nasıl oluyor peki? Yani bu bahsettiğimiz şeyler çok alışık olduğumuz teknolojiler değil. Evet. Hatta teknolojinin yer aldığı alan olarak çok yeni geliyor bize. Diğer ürünler gibi değil. Bunları kullanan müşterilerden geri dönüşler, sizin aldığınız kullanıma bağlı dönüşler nasıl oluyor? Bunu çok merak ediyorum. Şöyle, burada tabii kalite unsuru öne çıkıyor. Birçok markanın birçok ürünü var bu konuda. Onlar da kendini geliştiriyor. Öncü olan markalar var ve onları takip edenler var. Burada maalesef ithal yabancı markalar diyelim bu konuda liderlik gösteriyor. Bunlar öncü oluyor ve yerli markalar ya da farklı markalar da bunları taklit edip bunların arkasına ilerliyor. Bu ithal markalarda bu şey gibi, araba gibi, bir Mercedes de bir dört teker mantığında o da arabadır. Ama yerli üretim fiyatın lineası da bir arabadır. İkisi de sizi gideceğiniz yere götürür ama konfor açısından farklılıklar gösterir. Sürüş konforu, yol konforu vesaire farklılıklar gösterir. Bizde de aynı şekilde ithal markalardaki konfor üst segment geri dönüşleri daha minimumda. Müşteri memnuniyeti daha iyi oluyor ama yerlerde bir nebze daha düşük konfor maalesef. Yani ürün herkes evet güzel ürün üretiyor, üretmeye çalışıyor. Ama geri dönüş ithalde daha minimumda. Tam bu noktada da aslında size soracağım bir soru vardı. Biz ev tanıtımlarımızı yaparken portföylerimizde ıslak hacim elemanlarını da tanıtıyoruz. Kullanılan armatür markaları, kullanılan klozet, lavabo gibi. Yani bunların markalarında tabii ki bir farklılık var. Bunu tekrarlarsak nasıl? Şöyle söyleyeyim. Şimdi ithal ürünler, bizim sektörde ben ithalci olarak gözüküyorum. Benim sattığım ürünlerin %80'i ithal markalar. Tam çoğunluk Almanya menşeli ürünler. Bu ürünlerin bir rakip ürünler de yani her markanın bayisi değilim fakat ithal ürünlerde rakiplerim de olsa kaliteleri üst segment.
Yani konfor anlamında, rahatlık anlamında, müşterinin geri dönüş anlamında da, arıza vesaire anlamında bunlar minimumda ama konforu çok iyi ürünler. Yerlilerde bir nebze daha, evet yerlinin de üst segmentleri var, çalışılıyor. Ama onların da konumlandığı yer biraz daha aşağıda kalıyor. Onların da tabii ki belli bir kalitesi var, kendine göre kaliteli malzemeler üretiyorlar. Fakat konfor ve teknoloji anlamında henüz İtalya'daki o ürünleri, o markaları yakalamış değiller. Burada bir ayrım oluşuyor maalesef. Bir fiyat skalasında farklılık da vardır herhalde. Var. İlla ki yani yerli ve İtalya arasında. Tabii. Çünkü şunu konuşuyoruz ve anlıyoruz, yanlışsam lütfen düzeltin. İtalya ürünler evet bir tık daha kaliteli diyelim. Sundukları kaliteyle beraber fiyatları da haliyle biraz daha yüksek oluyordur tabii, diye tabii. Düşünüyorum. İtalya ürünlerde yani. Kalitenin yanında şimdi İtalya ürünlerin standart ürünleri var. Bunlar yerli ürünlere göre fiyatları çok yakın. Fakat İtalya ürünlerde özel spesifik donanım isterseniz, konforu arttıran ya da tasarım isterseniz, mimari özel tasarımlara girerseniz burada fiyat farklılıkları 2 katı, 3 katına kadar çıkıyor. Orada katlanarak yani gidiyor. Engin dediğiniz aslında siz ne tabii, isterseniz tabii. Birazcık buna bağlı. Aynen. Yani aracı alıyorsunuz. Donanım yoksa fiyatı ucuzdur. Ama ithal bir araç olsa da yerliyle yakın bir fiyattır. Ama donanım ekledikçe, konfor ekledikçe onun fiyatı artarak, katlanarak gidiyor. Ve onun sınırı, bizde İtalya sınır yok. Yani çok ilginçtir. Yerlide örnek veriyorum 200 liraya bir musluk alabilirsiniz. İtalya'da bu musluk 250 liradan başlar. Ama bu 20 bin liraya kadar devam edebilir. Donanım ekledikçe aslında mülke değer de katıyor. Tabii ki. Hı hı. Tabii. Tam bu noktada bir tane daha merak ettiğim soru var. Yavaş yavaş artık çevreci sistemler çözümlenmeye evet. Başladı dünyada. Çevrecilik şu an gündemde. Çıkan son sistemlere baktığımızda suyu koruyan, tasarruf sağlayan sistemler vardır mutlaka. Bunlardan da bahsedelim biraz. Tabii ki. İtalya ürünler muslukların su debilerine çok önem veriyorlar. Özellikle kataloglarında bunları belirtiyorlar. Mesela örnek veriyorum, ideal standart marka lavabo bataryasının su debisi 5 litre. Dakikada 5 litre akıtıyor. Bunu özellikle de vurguluyorlar. Su tasarrufu anlamında iyi olduklarını. Neticede en fazla su sarfiyatı duşlarda oluyor. Büyük çapla duşlarda su sarfiyatı yüksek olurken teknoloji buraya da devreye giriyor. Rain serisi dediğimiz yağmur akışıyla su hava su hava karışımıyla aslında görselde bir doluluk, hissiyatta bir doluluk ama realde su debisi daha minimumda tabi duşlara çıkmaya başladı. Özellikle İtalyan markalar buna çok önem veriyor. Bu açıdan yerli ürünlerde de evet bunlar başladı çalışmaya. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Evet, ama biraz daha arkadan takip ediyoruz. Ben hatta uzun vadede bir zorunluluk bekliyorum aslına bakarsanız bu konuyla ilgili. Çünkü ülkelerin su endeksi dediğimiz bir birimle ölçülen ülkelerin kuraklık aşaması var. Biz ülkece su kaynakları olarak zengin diye addedilen bir ülke gibi görünsek de aslında öyle değiliz. Maalesef. Ülke su endeksimiz bu anlamda birazcık düşük. Belki de ileride şunu göreceğiz ve yaşayacağız. Armatürlere mesela bir debi standartı gelecek. Denecek ki şu debinin altında veya üstünde olmak zorunda. Yoksa bunu satamazsınız gibi çözümler bekliyorum. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. 2010 yılında bir otel grubunun tadilatında biz ürünlerimizi götürmüştük. Burada bütün bataryaları lavaboya takıp dakika tutaraktan ürünlerin su debilerini, miktarlarını ölçtüler. Ve biz orada öne çıktık, birinci sıradaydık. Maalesef yerli ürünlerin su sarfiyatı yaklaşık 2 katımızdı bizden. Yerliler elendi, İtalyanlar kaldı. İtalyanlar arasında da finalde biz aldık işi. Ve o grubun sonrasındaki otellerinde de yine biz malzeme sattık. Yani burada otellerde şu an mevcutta da çalışan otellerde de su debisini düşürmeyle ilgili farklı çalışmalar yapılıyor. Buna önem veriyorlar. Artık kullanıcımız da müşterilerimiz de bilinçli hale geldi. Bundan sonra da dediğiniz gibi mutlaka bir standarda binecektir diye düşünüyorum. Bilmeli de. Hatta tesisat sistemine de ben bir düzenleme bekliyorum. Duş alanındaki suyun biriktiği, klozetle bağlandığı, suyun israfının hiçbir şekilde olmadığı sistemler yavaş yavaş uygulanmaya başladı dünyada. Evet, kesinlikle buna da bir parantez açayım. Bununla ilgili de ithal bazı markaların gri su diye tanımladığımız suları alıp tekrar bahçe sulamasında ya da farklı yerlerde kullanımla ilgili de bir çalışmalar var. Bazı otellerde biz bu konuda da teklifler veriyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Projelendirme aşamasında zaten yapılması lazım. Bu inşaatın en başından yapılması gerektiği için çünkü bütün tesisatın buna göre değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar var. Bazı oteller buna yönelik çalışma yapıyor. Osman Bey,
pandeminin etkilerini ve günümüzdeki su tasarrufuna yönelik trendleri konuştuk. Peki bunun dışında ne tarz trendler şu an gündemde? Bunun dışında tasarım, artık insanlar dediğimiz gibi evlerde kapandı. Kapanınca da konfora ve tasarıma yönelik ürünlere önem vermeye başladı. Eskiden sadece ihtiyaç olarak açtığı zaman su akıyor, yeter. Ya da duşa, el duşu yeterli. Şimdi insanlar konfor anlamında konfora yönelik biraz daha ürünlere ağırlık vermeye başladılar. İşte banyolarda ankastre duşlar, ankastre banyolar isteniyor artık. Lavabolarda biraz daha tasarımsal ürünler ve kullanımda daha şık, işte yüksekliği, boyu ya da işte eni biraz daha farklı olan ürünlere önem veriyorlar. Osman Bey, dövizin hareketlenmesini de göz önünde bulundurursak bu mutlaka inşaat sektörüne de yansımıştır diye düşünüyorum. Şu an inşaat sektöründe maliyetler ne durumda? İnşaat sektörünün maliyetlerini kullanılan malzemeler belirliyor çoğunlukta. Bulunduğu konum haricinde diyelim. İnşaat maliyetlerinde de maalesef birçok malzememizin ham madde girdisi döviz üzerine olduğu için dövizin artması bizim ham madde artışımızı tetikliyor ve üretimdeki fiyatları, maliyetleri arttırıyor. Benim ithalci bir firma olduğum için zaten birçok firma döviz bazında fiyat listesi var. Bu otomatikman günlük artıyor. Günlük dövizin hareketlenmesiyle zaten fiyat değişiyor. Fakat pandemi döneminde yaşadığımız çok ilginç bir şey var. Ben 21 yıldır ticaret uğraşıyorum. İlk defa döviz üzerinden döviz bazlı fiyat artışı var. Yani bir ürün liste fiyatı 10 euro iken bu ürün liste fiyatı 11 euro, 11.2 euro gibi tarzında bir artış var. Bunun sebebi olarak da ham madde tedariğiyle ilgili sorunlar yaşandığını fabrikalar iletmeye başladı. Yurt dışındaki üreticilerde de yine aynı şekilde bu söz konusu. Ve ham madde tedarik edemediklerini, yüksek maliyetli ham madde tedarik ettiklerinden dolayı fiyatlarımızın bu sebepten de arttığını söylüyorlar. Bununla ilgili biz Nisan ayında bazı firmaların buradaki temsilcilikleriyle görüştüğümüzde Haziran'da böyle bir sıkıntı olabileceğini söylemişlerdi ve bunu yaşamaya başladık. Bu da bize şöyle bir etkisi var. Tedarik sorunu yaşıyoruz artık. Yaşamaya başladık ve bundan sonrasında bence bu ay sonu itibariyle de birçok rakip firma olsun ya da sattığımız ürünler olsun, birçok firmada tedarikle ilgili sorunlar yaşanacak. Bu tedarik sorunları fiyatları da tekrar tetikleyecektir. Ama bunların pazarda, piyasada inşaatlara yansıması 6 ile 1 yıl içerisinde olacaktır. Çünkü o inşaatın tamamlanması 6 ile 1 yıl içerisinde olacaktır. Bu da inşaat maliyetlerini artıracaktır diye düşünüyorum. Şu an aslında global bir durumdan söz ediyoruz. Global durum, doğru, evet. Doğru mudur? Yani bu ülkeye bağlı değil. Veya ülkedeki döviz hareketliliğine bağlı. O hariç değil. Onun üstünde bir durum var. Tabii tabii. Yani Türkiye'de de bu sorun yaşanıyor. Ham maddeye bağlı olduğu için. Siz ürünü Amerika'ya yolluyorsanız o Amerika'ya giden ürünü de bağlıyor. Peki bunun aşılması için bir süre öngörülüyor mu? Pandemi devam ettiği sürece bu böyle devam edecek mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. İşin sonu nereye gider? Sonunda ne yapmamız lazım? Bizim de kendimize göre önlemler almamız gerekiyor. Bununla ilgili görüşmelerimiz var ama henüz çıkış bir yol yok. Bununla ilgili hani ışık görmedik daha. Ne zaman tamamlanır ve bu ham madde krizi bir üründe değil. Birçok üründe. Yani metalinden plastiğine ya da vitrifiyenin çamuruna kadar hepsinde bir sorun var. Tamamını kapsayan bir sorun var. O yüzden bir kısım ürünü değil, bütün ürünleri kapsıyor. Bunun sonucunda ne zaman sonuçlanır, ne zaman bu finalde biter de her şey normale döner kısmında hiçbir bilgimiz yok maalesef. Bir an önce bitmesini umut ediyoruz diyelim o zaman. İnşallah. Osman Bey, benim sorularım bu kadardı. Sizin eklemek istedikleriniz varsa ekleyebilirsin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel program oldu. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sizinle portföy yorumlama kısmına geçmek istiyorum. Güneş Bey, öncelikle Antalya üzerindeki verilerle başlıyorum. Antalya genelinde 7000 ilan girildiğinden bahsetmiştim bu hafta içerisinde. Bu 7000 ilanın 2000 adeti Muratpaşa, 1000 adedi Konyaaltı, 1900 adeti Kepez, 215 adedi de Döşemealtı bölgelerinde. İlk olarak Ramada Otel yakınlarındaki portföy yorumlamanızı istiyorum. Tabii Ramada Otel'deki yerimiz bir kentsel dönüşümden yapılan binada dubleks daire pozisyonunda. Zaten o bölgedeki en büyük sıkıntılardan biri aslına bakarsanız bölge itibariyle otopark sıkıntısı. Buradaki müteahhit firmamız kentsel dönüşümü yaparken burada basit bir çözüme gitmiş. Binanın altına bir kapalı otopark alanı yaratmış. Bahçe alanını üzerinde kapatılmış açık otopark alanıyla bu sıkıntıyı çözmüş. Yeni yapılan binalarda haliyle kalite bölgenin bir tık daha, hatta daha fazla üzerinde oluyor. Yine burası bölge standartlarına göre yüksek kaliteye sahip bir bina
Ve bölgedeki en büyük avantajımız haliyle zaten o bölgenin kendisi aslına bakarsanız. Ramada Otel'in hemen yan tarafına belediye tarafından açılmış bir plajımız mevcut. Haliyle burada konumu satın aldığınız zaman bu daireyle beraber şunu görüyorsunuz. Plaja yürüme mesafesindesiniz. Antalya'nın en meşhur caddelerinden Işıklar Caddesi'ne yürüme mesafesindesiniz. Kale içine yürüme mesafesindesiniz. Ve bununla beraber 3+1 olmasına rağmen 4+1'e çevrilebilir. Brüt 200 metrekare alana sahip doğalgazlı lüks bir eve sahip olma şansı sunuyoruz bu dairemizle. Antalya'nın kalbinde aslında. Aynen. Antalya'nın merkezi demişken bir de Anadolu Hastanesi'nin yakınlarında portföy var. Ondan da bahsedelim. Tabii ki. Türk insanında şöyle bir şey vardır. Eviniz hastaneye yakın, değil mi? Pazara yakın olsun. Yakın olsun isterler. Burası aynen öyle bir daire. Yani dairemizin baktığı yer park alanına bakıyor. Parkın hemen diğer tarafında da Çaybaşı Mahallesi'ndeki Anadolu Hastanesi bulunuyor. Yine dubleks bir dairemiz. Dairemizin en büyük artısı çok geniş bir teras alanına sahip olması. Yaklaşık 90 metrekare teras alanımız var bu dairede. 4+1 nette 160 metrekare olan dairemiz. Bu teras alanından dolayı totalde 250 metrekare çıkıyor. Yine bu dairemizde krediye ve yabancı satışına uygun. Çok eski bir daire değil ama çok yeni bir daire de değil. Yaklaşık 18 yıllık bir binada yer almakla beraber yine bir bölgesel avantaj sunuyoruz. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi işte hastaneye yakın, pazara yakın, hemen arkasında okulu mevcut. Tam da Türk insanının bulunmak istediği bir konumda diyebiliriz. Şimdi merkezlerden uzaklaşacak olursak bir de sahile yakın olmak isteyen kesim var. Tam da bu noktada Sarısu'da bir portföyümüz var. Aynen öyle. Burada da site avantajlarını sunuyoruz. Funda sitesinde yer alıyor dairemiz. Hemen yan tarafında yine bir okulumuz Rus Okulu mevcut ki bölgede farklı milletten insanların da yaşamayı tercih ettiğini görüyoruz. Çünkü Konyaaltı plajlarına çok yakınız. Bunun yanında işte Funda sitesinin sağladığı çeşitli avantajlar var. Ne gibi? Yüzme havuzu olsun, jeneratör olsun, 24 saat kamera sistemi aktif çalışıyor, site görevlimiz mevcut. Bir güzel site yaşantısı var burada. Bunun dışında dairemize bir tadilat yapılmış yaklaşık 2 yıl önce. Doğalgaz tesisatı hazır içerisinde kurulu, tadilata bağlı olarak hiç masraf yapmadan içine girebiliyorsunuz. Yine bölge itibariyle bir avantajdır. Yabancı satışa uygun, vatandaşlığa uygun ve krediye uygun bir daire burası. Sizin eklemek istediğiniz portföyler var mı? Eklemek istediğim portföyden öte aslına bakarsanız bölgesel anlamda bir şeyler söylemek istiyorum. Biz her programımızda işte Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı bu bölgeleri konuşuyoruz. Ve fakat yakın zamanda sanırım Altıntaş etkisiyle ve Kemerağzı etkisiyle bu ilçelerimize Aksu'yu ekleyeceğiz gibi görünüyor. Çünkü orada hareketlilik çok hızlı devam ediyor. Şu an alınmış ruhsatlar dışında yaklaşık bekleyen 70 tane ruhsat bulunuyor ki bu 70 tane ciddi proje. Demek çünkü Altıntaş tam bir ruhsatların yarıştığı, projelerin yarıştığı bir yer haline geldi ki birkaç tane ciddi büyük otel markasının yine bu bölgeye gireceği duyumunu aldık. Bakalım belki de önümüzdeki programlarda eklediğimiz istatistik alanı olarak Aksu'yu da bu anlamda dahil edeceğiz gibi görünüyor. Portföy yorumlamalarınız için çok teşekkür ederim Güneş Bey. Bu arada konuklarımız bu bahsettiğimiz portföylerin detaylı bilgilerini videonun altındaki açıklamalar kısmından bulabilirler. Hatta portföylerin detaylı videolarını Güneş Bey'in anlatımıyla ve benim anlatımımla bulabilirler. Evlere teklif vererek yeni sahipleri de olabilirler. Osman Bey cevaplarınız için size tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkür Güneş Bey size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de WRTV kanalına abone olarak gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Haftaya tekrar sizinle olacağız. Şimdilik hoşça kalın.